Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, 8-14 Ağustos haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Çok sert bir dolunay yaşayacağız bu hafta. 12 Ağustos'ta yaşanacak, Kova burcunda yaşanacak. Satürn'le de birleşiyor bu dolunay. Tabii ki Grand Cross'a çeviren, ay düğümleriyle de böyle tam bir kare oluşturan sert bir dolunay yaşayacağız arkadaşlar. Etkilerini aslında 12 Ağustos Kova burcu dolunayının etkilerini başka bir videoda anlattım. İsterseniz onu da mutlaka bir dinleyin derim. Bu haftanın genel açılarına bakacak olursak Venüs'ün Plüto'yla karşıtlığı var. Daha sonra Venüs Aslan burcuna geçiş yapacak. Onu konuşacağız. Akabinde Venüs'ün Neptün'le bir üçgen açısı olacak. Bunu konuşacağız. Dolunay'ı konuşacağız. Bunun dışında da Merkür'ün tabii ki Başak Burcu'ndaki seyri ve bunun etkilerini konuşacağız arkadaşlar. Şimdi genel etkilerini anlatmadan önce ve burçlara geçmeden önce kanalıma abone olur, beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalım sizlerle büyüyecek. Çok teşekkür ederim. Merhaba Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Şimdi hemen bir gökyüzünü ayarlıyorum. Sizin bu dolunay, bu hafta yaşanacak olan bu sert dolunay sizin 8. evinizde yaşanacak arkadaşlar. Akabinde bir önceki yeni ay ise 2. evinizde yaşanmıştı. Yani 2-8 aksınız gerçekten inanılmaz derecede gergin duruyor. Siz cesaret edip bir parasal konuda bir atılım yaptınız. Karşı taraf şimdi bunun hayır o öyle olmayacak deyip böyle bir kısıtlandığı, gergin bir noktaya getirdiği bir durumu gösteriyor. Tabii ki Venüs'ün birinci evinden geçerken karşıt yedinci evden de bir reto alıyormuş gibi böyle bir bizim yapmak istediğimiz maddi manevi değerlerle ilgili bizi bir sorguladığı, bizi kısıtladığı bir dönemden de geçiyoruz hafta başında. Akabinde dolunayda üzerine tuz biber oluyor gibi bir durum. Beşinci evde aşk evinde güney ay düğümü var. Karşısında 11. ev yani biz hayatımızdaki ilişkiyi bir evlilik yoluna koymaya çalışıyoruz. Belki karşıdaki insan bize birazdan manipüle edercesine sert ve katı bir tutumda olabilir arkadaşlar. Bu maalesef bizi maddi ya da manevi böyle bir çöküntüye uğratabilir. Ayın tabii ki 8. evde olması manevi bir çöküntüyü de işaret ediyor olabilir. Venüs'ün tabii ki Plüto ile karşıtlığı istediğimiz değeri ve saygıyı alamadığımızı, maddi manevi bazı kısıtlamalarda ve retolarda bulunduklarını söylüyor. Tabii ki evliyiz, boşanma aşamasındaydık. Parasal kaynaklarımızla ilgili mal paylaşım vesaire konularında bir kısır döngüye girmiş olabiliriz. Burada karşı taraf bunu ben alacağım, işte sana bu kadar nafaka vereceğim ya da istediğini vermeyeceğim şeklinde böyle bir kitlemiş olabilir. Hayatın tadının tuzunun kaçtığını hissedebilirsiniz. Mahkeme uzayabilir. Mal paylaşımında sıkıntılardan dolayı bu kilit noktayı yaşamış olabilirsiniz. Eğer böyle bir konunuz varsa da hafta sonuna doğru bu kilitlendiğimiz noktalarda maddi manevi borçlarımızla ilgili ne bileyim ortak mallarımızı ayırmakla ilgili ummadığımız yerlerden çıkan borçlar ve sıkıntılarla ilgili çareyi çözümü hafta sonuna doğru bulmaya başlıyoruz arkadaşlar. Plüto Mars'a bir üçgen açı yapacak. İki tane büyük gezegen, güçlü gezegen Neptün'le Ay'da birleşiyor ve bunların hepsi çok tatlı bir açı kalıbı oluşturuyor arkadaşlar. Hafta sonuna doğru ummadığımız yerlerden fırsatlar yakalayabiliriz. Çare çözüm bulamamıştık, kitlemiştik kendimizi, mahkeme sürecini durdurmuştuk. Belki de ne yapacağımızı bilemiyorduk. Belki arabulucu vasıtasıyla bu kilitlendiğimiz noktayı çözebiliriz. Ya da borçla ilgili bir sıkıntı yaşıyorduk. Bir kaynak arayışındaydık. O borcu kapatabilmek adına o kaynağı yakalayabiliriz arkadaşlar. Bir arkadaşımızdan çok büyük bir destek alabiliriz. Doğru avukatı bulabiliriz. Bizi doğru yönlendirecek insanlarla karşılaşabiliriz hafta sonuna doğru. Kendimizi de
Zihnimizde çok iyi çalışacak. Merkür'ün başağa geçmesi, Venüs'ün ikinci evde olması, kaynaklarımızın biraz daha artması, Merkür'ün de Başak Burcu'nda fikirlerimizi daha açık bir şekilde susmadan açık bir dille beyan edeceğimizi, gerçek duygularımızı ifade ettiğimizde zihnimizin de çok açık olduğu bir dönemde karşı tarafa da net bir şekilde cümleler kuracağımızı ve aslında ne yapmak istediğimizi çok belirgin bir şekilde ortaya koyacağımızı, bundan dolayı da karşı tarafta gardını indirecek, bize yardımcı olmaya çalışacak ve bu şekilde de bu sorunu, kilitlendiğimiz noktayı bir şekilde çare çözüm bulacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama bu sert yüzleşme tabii ki 2-8 aksında olunca gerçekten maddi manevi kendimizi kısıtlanmış, yorulmuş, yıpranmış hissedebiliriz. Bunlar geçici dönemler. Sabır ve kendi haklılığımızın arkasında durarak ne yapmak istediğimizi cesaretli bir şekilde ortaya koyalım. Şimdi Aslan Burcu sizin ikinci evinizde. Venüs'ün de oraya geçmesi kendi değerimizin, kendi kimliğimizin farkına varıp yapıp yapamayacağımız şeyleri daha böyle bir ortaya koyarak hareket etmeliyiz. Cesareti her zaman ön planda bulundurmalıyız. Bizi kimsenin pusturmasına, susturmasına izin vermemeliyiz arkadaşlar. Hayatımızda bize eziyet eden, bize zorlayan enerjideki insanları şöyle bir karşısına çıkıp bir kükreyelim. Çünkü bu hafta bunu kırdığımız anda birçok şeyi kırmış olacağız aslında. Yani kader bize daha güzel bir gelecek sunmayı vaat ediyor ve biz bazı korkularımızdan dolayı içe kapanıyor olabiliriz. Bu korkularımızın üzerine gider ve ne istediğimizi açık bir beyan bir dille anlatırsak emin olun karşı tarafta gardını indirecek ve anlaşma yoluna girecektir diyebilirim arkadaşlar. Umarım mutlu bir hafta geçirirsiniz. Evet, sert bir yüzleşme yaşayacağız ama her şeyin sonu selamet diyorum arkadaşlar. Biraz daha sabır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.